çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur. Hemen 150 puanlık 11. sorunuzu okumak istiyorum. Kısaca Akdeniz iklimi olarak tanımlanan iklim kuşağının adı nedir? Beycan. Ilıman. Ilıman diyor Beycan'ım. Şıkları görmeden cevapladı. A şıkkı tropikal, B şıkkı ekvator, C şıkkı subtropikal, D şıkkı muson. Ancak Ilıman cevabı şıklar arasında olmadığı için bunu yanlış olarak kabul ediyorum. Doğru cevap C şıkkı subtropikal. Aslında Ilıman bir ülkemiz var ama diyebiliriz nispeten ama literatürdeki adı subtropikal. Tabii bu cevabın sonucunda bir risk ortaya çıkıyor. Siz Ilıman demiştiniz. Ilımanlık giderek daha sulu bir ortama dönüşüyor ve sel geliyor ve puanlarınızı sel götürecekti ancak götürmüyor. Çünkü maalesef puanınız yok. Ama neyi götürüyor? Bir sigorta hakkınızı götürüyor. Zamanda yaptığınız bir sigortaydı bu ve böylece yarışmaya devam ediyorsunuz. 150 puanlık 12. sorumuz şöyle. Tüccar anlamına gelen sözcük hangisidir? Beycan'ım. Tacir. Tacir diyor Beycan'ım. Şıklara bakıyorum. A şıkkı bezirgan, B şıkkı zadegan, C şıkkı kavaf, D şıkkı saraç. Siz tacir dediniz. Acaba tacir cevabı burada kabul edebileceğim bir şık var mı diye bakıyorum. Maalesef karşılamıyor. Doğru cevap bezirgan olacaktı. Maalesef yanlış cevap geldi. Şimdi ben büyük bir heyecanla bekliyorum. Acaba başınıza neler gelecek, ne olacak? Muhakkak bunların arkasında gizlenmiş bir şeyler var. Çıkıveriyor ve ortalığı mahvediyor işte. Bir anda bir yangın çıkıyor. Bu yangın is, duman, sıcaklık derken puanınız olmadığı için yarışmaya devam etmek için sigortanızı alıyor, götürüyor. Böylece hiç sigortanız kalmadı ama yarışmada devam ediyorsunuz. 150 puanlık soruları bitirdik. Bakalım durum ne oldu? Çok enteresan. Hiçbir yarışmacımda henüz puan yok. Çok güzel sigortaya yatırım yaptılar ama puanları yok. Şu anda Dinçer Bey bir sigorta hakkı var, puanı yok. Beyce Hanım'ın hiç puanı yok. Sigortasını az önce kullandı. Ese Bey'in de puanı yok ancak iki sigorta hakkı var. Bakalım son 3 soruda ne olacak? 2 tane 200'lük ve 1 tane 300'lük sorumuz var. Yarışmacılarım heyecanla soruyu bekliyorlar. Her an değişebilir bu soruları bildiğiniz anda öne geçmek ve bu eşitlik gibi görülen durumu bozmak mümkün. Soru şöyle 13. sorumuz. Hangisi Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri sınırını oluşturan göllerden değildir? A şıkkı Erie, B şıkkı Ontario, Dinçer Bey. Hemen cevabınızı alıyorum. Erie. Erie diyorsunuz. A şıkkı Erie, B şıkkı Ontario, C şıkkı Como, D şıkkı Superior'du. Acaba Erie doğru bir cevap olup size 200 puanı, bu değerli puanı getirecek mi? Acaba sınırda bir sınır oluşturan göl maalesef Como'ymuş. Dinçer Bey, sizde de bir ufak yangın oluşuyor ve her şeyi yakmak istiyor. Ama maalesef bir şeyler olabilseydi yanacaktı. Ama neyiniz vardı? Bir sigortanız vardı. Dolayısıyla yarışmaya devam etmek için o sigortayı kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Ve hemen 200 puanlık 14. sorumuza geçmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin Hint Okyanusu'na kıyısı yoktur? A şıkkı Pakistan, B şıkkı Tanzanya, Dinçer Bey. Hemen cevabınızı istiyorum. Kamerun. Kamerun diyorsunuz. B şıkkı Tanzanya, C şıkkı Somali, D şıkkı sizin verdiğiniz cevap evet, Kamerun'du. Bakalım Kamerun'un Hint Okyanusu'na kıyısı var mı, yok mu? Kutluyorum. Kamerun, Orta Afrika'nın evet, daha batısında bulunan bir ülke.
Heyecan. Evet, heyecan içindesiniz. Nefesinizden belli oluyor. 200 puanın ne yapacaksınız? Puan, son, puan olarak. Evet. Artık diyorsunuz ki yarışmanın tabii, son iki sorusu geldi. Puan evet. olarak tutmamda fayda evet. var. Doğru da düşünüyorsunuz. Hemen duruma bakayım. Puan durumu Dinçer Bey 200 puanda son aldığı puanla eşitliği bozdu ve öne geçti. Beyci Hanım'ın hiç puanı yok. Sigortası da yok. Ese Bey iki sigorta hakkı var. Şimdiki halde Dinçer Bey ipi göğüslemek üzere gibi görünüyor ama 300 puanlık son soru bakalım ne yapacak? Her an herkes öne geçebilir bu 300 puanlık soruyla. Lütfen dikkatle dinleyin. Aşağıdakilerden hangisi kapalı yerde kalma korkusu anlamındadır? Beyci Hanım. Klostrofobi. Klostrofobi diyor Beyci Hanım. A şıkkı araknofobi, B şıkkı klostrofobi, C şıkkı hidrofobi, D şıkkı akrofobiydi. Bakalım klostrofobi bilirseniz sizi birinci ilan edeceğiz sanıyorum. Bakalım klostrofobi doğru cevap. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Sizde var mıdır böyle bir soru? Yok. Hayır, hayır. Güzel. Dinçer Bey 200 puanda, Beyce Hanım son bir atakla 300 puan alıyor ve birincilikle bitiriyor. Ese Bey 75 puanda kalıyor ve Beyce Hanım birinci etabın galibi oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Kutluyorum sizi. Uzunca bir süre puansız gitti ama son anda Dinçer Bey'in bir ata ve arkasından Beyce Hanım'ın son atayla birlikte birinci etabı tamamlamış oluyoruz. Diğer iki yarışmacımı da kutluyorum ancak bir galip olacaktı ve o da Beyce Hanım oluyor son atayla birlikte. Sizlere çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için, medeni cesaretiniz için. Ama sizi buradan eli boş göndermek istemiyoruz. Bir yıllık ferdi kaza sigortası hediyemiz var. Hep söylediğim gibi umarım kötü şeyler olmaz ama olduğu anda hemen yanı başınızda size yardımcı olacak bir dost olarak bulunacak. Çok teşekkürler. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir ömür diliyorum size. Evet, birazdan Beyci Hanım'la ikinci etapta bu defa para ödülü için yarışacağız. Evet Beyci Hanım, hoş geldiniz ikinci etabımıza. Hoş bulduk. Birinci etapta son anda aldığınız 300 puanla ikinci etaba geldiniz ve şimdi evet. para ödülü için yarışacaksınız. Neler hissediyorsunuz öğrenebilir miyim? Biraz heyecanlanmaya başladım. Biraz heyecanlısınız. Başladım. Evet. Ama şunu unutmayın ki ikinci etapta daha heyecansız olmak daha önemli. Çünkü zaten buton kullanmayacaksınız. Evet. Ve düşünme payınız ve muhakeme yapma payınız var, hakkınız var. Dolayısıyla daha sakin, daha huzurlu bir ortamda cevap vereceksiniz. Diğer yarışmacılar olmadan. Evet. Ama kutluyorum sizi. Diğerlerini eleyerek buraya geldiniz. Umuyorum büyük ödüle ulaşacaksınız. Ve buradan büyük ödülle gideceksiniz. Umarım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İkinci etapın kurallarını hatırlatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Yarışmacımız bu etapta 12 soruyla karşılaşacak. Her sorunun puanı kadar para ödülü karşılığı bulunuyor. İlk 5 soruda yarışmacımız güvende. Yani elenmiyor. 6. soru baraj sorusu. Yarışmacımız bu soruyu doğru olarak yanıtlarsa bir sigorta hakkı elde etmiş oluyor. Sigortasını istediği soruda ve soruyu gördükten sonra kullanabilir. Sigorta kullanıldıktan sonra o ana kadar kazandığı para güvence altına alınmış oluyor. Yarışmacımız sigorta hakkını kullandıktan sonra doğru yanıt verdiği sürece yarışmaya devam edebilir. Yanlış yanıt verirse sigortaladığı ana kadar kazandığı para ödülüyle birlikte yarışmaya veda eder. Zamanda sigorta final bölümüne başlıyor. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen heyecansız olun. Zaten birinci etabı atlattınız. Heyecan daha azalmıştır. Ve düşünerek, muhakeme kurarak lütfen. Hemen 100 lira değerindeki birinci sorunuzu soruyorum. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Toroslardaki geçidin adı nedir? A şıkkı Külek, B şıkkı Sakar, C şıkkı Tendürek, D şıkkı Küre. Küre demek istiyorum. D şıkkı. Hemen Beyci Hanım ilk soruya, 100 lira değerindeki ilk soruya D şıkkı Küre diyor. Düşünmedi, bildiği bir soru. Küre diyor, acaba Küre? İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Toroslardaki geçidin adı mıdır? Külek imiş.
Hiç önemli değil. Daha 5 soru biliyorsunuz. Güvenli bölge. 4 sorumuz daha var. Hiç sorun değil. Yarışmaya devam ediyorsunuz. Elenme durumu yok ama hatırlatıyorum 6. soru baraj sorusu. Evet. Orada vereceğiniz cevap önemli. Ya kalacaksınız ya devam edeceksiniz. O yüzden 6. soruya tekrar dikkat diyorum ve 100 lira değerindeki 2. sorunuzu soruyorum. Hangisi Bursa ile ilgili değildir? A şıkkı Kumru, B şıkkı Cumalı Kızık, C şıkkı Telesiyeş, D şıkkı Çekirge. A Kumru. Kumru diyorsunuz Beyci Hanım. Bakalım A şıkkı Kumru Bursa ile ilgili bir şey değil mi? Diğer şıkları hemen elediniz. 100 lira değerinde. Bakalım ilk 100 liranız gelecek mi? Geliyor. Bakıyorum. Kumru. Nereyle alakalı? İzmir'le ilgili. İzmir'le alakalı. Evet. Hem de öyle güzel bir alaka ki bu. Gerçekten çok lezzetli bir yiyecek. Hemen 100 lira kazanıyorsunuz. Bakıyorum 100 liranız işleniyor. İlk sorudan alamamıştınız ama ikinci soruda 100 liranızı aldınız. Bakalım 3'te ne olacak? Bir işi yapmak, bir onarımı gerçekleştirmek için kullanılan alet takımına ne denir? A şıkkı planya, B şıkkı freze, C şıkkı nervür, D şıkkı avadanlık. Avadanlık D şıkkı. D şıkkı avadanlık diyorsunuz. Acaba D şıkkı bu sorunun doğru cevabı olabilir mi? Alet takımı olabilir mi avadanlık? Ve size 100 lira daha getirecek mi? Avadanlık getiriyor. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Hemen cevap verdiniz. Herhalde duymuştunuz. Evet. Vardı. Evet. 200 liraya çıkıyor para ödülünüz şu anda. Hala güvenli bölgedeyiz. İki tane sorumuz kaldı güvenli bölgede. Ama 6. soruyla birlikte daha fırtınalı ve açık denize çıkıyoruz. Orada biraz daha dikkatli olacağız. Ama henüz 2 sorumuz daha var 100 lira değerinde. İşte 4. sorumuz şöyle. Bileceğinizi tahmin ediyorum. Japon kağıt katlama sanatına ne denir? A şıkkı origami, B şıkkı bonsai, C şıkkı ikebana, D şıkkı kamikaze. A şıkkı origami. A şıkkı origami diyorsunuz. Acaba Japonların kağıtları katlama sanatına origami diyebilir miyiz? Diğer şıklar bonsai, ikebana ve kamikazeydi. Onları elediniz. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok enteresan bir oyun mu diyeyim, katlama sanatı ama sonunda bir oyuna dönüşüyor. Hakikaten belli şekilleri bir araya getirerek birçok şekli yapmak mümkün. Siz de herhalde tanışmışlığınız vardır mı? Yok. Yok. Yok ama biliyorsunuz ama bilginiz var. 300 liraya çıkıyorsunuz Beyci Hanım. 4. soruda ve güvenli bölgedeki son soruya, 100 liralık son soruya geldik. Bakalım orada sonuç ne olacak? Kuzey Yıldızı'nın diğer adı nedir? A şıkkı Zühre, B şıkkı Şimal Yıldızı, C şıkkı Sabah Yıldızı, D şıkkı Sekendiz. B Şimal Yıldızı. B Şimal Yıldızı diyor Beyci Hanım. Kuzey Yıldızı'nın diğer adı acaba Şimal Yıldızı mıdır? Denizcilerin en sevdiği yıldız çünkü nereye giderseniz gidin aynı noktayı gösteriyor, aynı yönü gösteriyor. Şimal Yıldızı. Aynı zamanda denizci yıldızı da, denizci yıldızı da demek mümkün. Bakıyorum bir freyle güvenli bölgeden çıkıyorsunuz. 400 lira sizden hiçbir zaman geriye alınamaz çünkü güvenli bölgedeydi. Ve geldik hangi soruya? Baraj. Baraj sorusuna geldik. 6. soruda şayet soruyu bilirseniz sorunun parasal değeri olan 500 lirayı ve bir sigorta hakkını elde edeceksiniz ve yarışmaya devam edeceksiniz. O sigortayı da ileriki sorularda cevabından emin olmadığınız sorularda o ana kadar kazandığınız para ödülünü güvence altına almak için kullanabileceksiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Peki.
Hazırsanız sorunuzu soruyorum. Buyurun. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılırsa yalnızlık olmaz dizeleri hangi şairimize aittir? A şıkkı Atilla İlhan, B şıkkı Hilmi Yavuz, C şıkkı Özdemir Asaf, D şıkkı Ataol Behramoğlu. C Özdemir Asaf. Beycanım hemen C şıkkı Özdemir Asaf diyor. Diğer şıkları, diğer değerli yazarlarımızı eledi Özdemir Asaf diyor. Bakalım bu güzel dizeler Özdemir Asaf'ın mı? Ve sizi barajdan öbür tarafa geçirecek mi? Evet. Kutluyorum. Oh. Evet. Ben yarışmacıların barajdan çıktığı zaman çok seviniyorum. Çünkü herkesin yukarıya doğru gitmesini istiyorum. Büyük ödüle doğru gitmesini istiyorum. Ne diyorsunuz? Acaba ilerleyen sorular nasıl gelecek? Umudunuz nedir? Şu ana nedir? Kadar çok iyi sorular geldi. Bildiğiniz umarım bundan sonrakilerde öyle olur. Umuyorum öyle kısmet olacak. Okur musunuz? Şiirle çok ilgiliyim. İlgilisiniz, evet. Severim. Diğer sevdiğiniz yazarlar? Atilla İlhan'ı çok severim. Değil mi Atilla İlhan? Evet. Başka? Yani Orhan Veli'yi severim. Orhan, çok severim Orhan Veli'yi. Ümit Yaşar Oğuzcan'ı, Cahit Sıtkı Tarancı'yı. Yani hepsinden özellikle çok sevdiğim çok, şiirleri çok de vardır. Şairlerimiz Nazım vardı. Hikmet tabii. Nazım Hikmet evet, saymadan tabii geçemeyeceğiz. Beycanım 900 liradasınız ve bir sigorta hakkınız var. Az önce anlattığım gibi sigortayı belli yerlerde kullanabilirsiniz. Bakalım yukarı doğru çıkalım. Ne olacak? Bakalım. Ağır ağır çıkalım bu merdivenleri. Evet. Bakalım ne olacak. Çok iyi gidiyorsunuz ama. Kutluyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Umarım yukarı doğru çıkacaksınız. Umarım. 1000 lira değerindeki 7. sorunuz şöyle. Orta oyunu ve tuluat sanatımızın son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Münir Özkul'a devrettiği kavuğu kimden almıştır? A şıkkı Güllü Agop, B şıkkı Kelasan, C şıkkı Kavuklu Hamdi, D şıkkı Küçük İsmail. B Kel Hasan demek istiyorum. B şıkkı Kel Hasan diyorsunuz. Çok az bir düşünme süresi geçirdikten sonra Kel Hasan diyorsunuz. Diğer şıkları elediniz. Bakalım İsmail Dümbüllü, Komik Şehir zamanının en komiklerinden biri, bu kavuğu Kel Hasan'dan almış efendim. Kutluyorum. Teşekkür ederim. Şu anda Ferhan Şensoy'da biliyorsunuz. Evet. Münir Özkul kendisine devretti. Kel Hasan size 1000 lira kazandırıyor ve böylece 1900 liraya yükseliyorsunuz. Halihazırda bir sigorta hakkınız var. İmdada yetişmek üzere. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Daha rahatladığınızı görüyorum. Evet. Evet. Muhakemenizi içinizden yapıyorsunuz sanıyorum ya da evet, hiç yapmıyor musunuz yoksa direkt? Hayır, biliyorsam zaten hemen cevaplıyorum. Düşünmeme gerek yok. Gerek yok. Hemen evet, cevabını veriyorsunuz. Evet. Düşünerek bulunamıyor yani. Bulunamıyor cevaplar değil mi? Varsa cevap evet, hemen evet çıkıyor. Peki 1000 lira değerindeki 8. sorunuzu soruyorum. Müdde-i umumi ne demektir? A şıkkı savcı, B şıkkı kaymakam, C şıkkı kadı, D şıkkı zaptiye amiri. Müdde-i umumi. Eski bir kelime. Acaba bunlardan hangisi? Savcı olabilir diye düşünüyorum. Beycanım savcı diyor. A şıkkı savcı. Benim acaba müdde-i umumi'nin karşılığı olabilir mi? Günümüz Türkçesiyle savcı size 1000 lira getirecek mi acaba? Getirecek misiniz savcım? Bakalım ne olacak? Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur.